Ve koçlarla başlıyoruz efendim. Gelsin evet. bakalım sevgili koçların tablosu. Bu hafta onları koçlar. Neler bekliyor? Görelim yeni bakalım. Yeni ay onların yaşamını, hayatını nasıl etkileyecek? Neler neler. Bunlara aşk, para ve sağlık. Hem şöyle duygu bakalım. Açısından hem düşünce açısından koçların nelere dikkat etmesi gerekiyor? Özellikle alacakları yeni ay ile birlikte alacağınız kararlar için içinizdeki sesi dinleyin. İçinizdeki ses size evet karar almak için doğru bir haftada mısın diyor. Hayır dur bekle zamana ihtiyacın mı var diyor. E peki ben bunu nasıl anlayacağım? Ruhun hafızası ayrı cevap verir, bilinç ayrı cevap verir, akıl ayrı cevap verir. Hepsi ayrı değil mi? Kesinlikle. Doğru. Hatta sana da öğretmiştim ya yeni aldığım eğitimle olayı. Onu da bir ara yaparız. Yapalım muhakkak de yapalım. Muhteşem bir eğitim daha alıyorum. Doymuyorum eğitimlere. Ne güzel. Özellikle koçlar için yeni ay bu hafta özellikle hem yeni ayın hem yeni döngünün öyle güzel habercisi olacak ki kariyerinizde önemli virajlardan döneceksiniz. Koçlar. Koçlar. Hepsini detaylı anlatacağım. Süper. Aşkta eş ya da sevgilinizden gelecek jest sizi duygulandıracak. Özellikle koçlar yeni ayla birlikte tüm iş ve kariyer koşullarında onları zorlayan, onları tüketen, onları yıpratmış olan konu ve durumları göz önünde bulundurarak uzun bir süredir yapmadıkları bu problemlerin neresinde hata bendeyi sorgularken görebilecekler. İnsanoğlu nefsinin esiri olur çoğu zaman, kendi hatalarını görmezden gelir. Ama bu yeni ay öyle bir yeni ay ki birçok koça yaptığı yanlışları görmezden gelmesini engelleyecek. Tüm hatalarını, yanlışlarını ortaya çıkararak sorun olan her şeyi telafi edecekler. Müthiş. Bu durum koçların hem ekonomik koşullarının değişmesine hem sosyal ilişkilerinin dönüşüm ve değişime girmesine olumlu yönde etki ederken yalnızım diye isyan eden, neden doğru düzgün arkadaşlık kuramıyorum diye dövünen, niye sevgilim yok diye üzülen, üzülen birçok koçun arınmasına, sağlıklı ilişkileri yaşamlarına çekmesine, harika. Onları aşağıya çeken yanlış ilişkilerden de arınmasına yardımcı olacak. Yani bir koçsan, bir ayrılık yaşıyorsan gidene üzülmeyeceksin. Çünkü bu dönemde yanlış olan gidiyor hayatında. Tabii ki temizleniyorsun, arınıyorsun. Tüm gizli düşmanlıkları da aleni bir biçimde görüyorsun. Hı hı. Sosyal hayatını da muhteşem bir şekilde canlandırıyorsun. Harika. Ama yanlış olan özelliklerinden arınırken yanlış olan insanlardan da arınıyorsun. Hı. Hafta boyunca yaklaşık 15 gün sürecek bu etki. O yüzden hayatınızda bir koç burcu varsa, kendinizi vazgeçilmez görüyorsanız, efendim hayatta benden vazgeçemez gibi afralar tafralar yapıyorsanız hiç kimse vazgeçilmez diye parmak ısırabilirsiniz. Karşınızdaki hava attığınız kişiler de oh iyi oldu sana diyebilir. O yüzden kimseye oh iyi oldu sana dedirtmek istemiyorsanız mutlaka ve mutlaka herkes vazgeçilebilir. Herkesin mutlaka, bir tabii. dönemi vardır, herkesin bir süreci vardır demeyi koç olarak ihmal etmeyin. Hele hele bu hafta siz olun, büyük konuşmayın. Hiçbir Peki, hususta ve konuda. Kariyerinizde önemli bir virajdan döneceksin demişsin ya. Değişim. Bu iyi mi kötü mü? Çok iyi bir değişim olacak. Maddi konularda zorlandıkları, yıprandıkları, tükendiklerini hissettikleri problemleri çözecekler. Süper. Örneğin bir koç burcuysanız ve bizi izliyorsanız, borçtan yıkıldım, bıktım, bezdim diyorsanız, borç içeren sorumluluklarınızda şahane bir plan tablosu yapacaksınız. Müthiş. Zarara girdiyseniz işinizi arttırma fırsatlarını ortaya çıkarabileceksiniz. Dönüşüm ve değişim yaşayarak zorlandığınız tüm iş yollarınızdan virajdan dönerek ilerlemeye ve yükselmeye sahip olacaksınız. Evli bir koç burcuysanız ya da uzun süreli bir ilişki yaşayan bir koç burcuysanız, evlenmeyi planlıyorsunuz ama partneriniz, hayatınızdaki kişi evliliğe uzak bakıyor. İşte bu hafta öyle bir hafta ki evlilikten korkanlar,
evlilik teklifi etmekten çekinenler inanılmaz bir yeni ay enerjisi alarak cesaret kazanacaklar. Ya evliliğe karar verecekler ya teklif etmeye karar verecekler. Harika. Kalbi boş olan bir koç burcuysanız aile yakınlarınızın size uygun göreceği birkaç kişiyi tanıma imkanı oluşturacak ortamlara davet edilebilirsiniz. Yeni bir aşka başlamak istiyorsanız adım atmaktan, çağrıldığınız davetlere katılmaktan çekinmeyiniz efendim. Süper. Evliyseniz ve eşinizle sürekli didişen ve anlaşamayan bir koç burcuysanız aranıza muazzam bir denge girecek. Buzlarınız eriyecek, sıcaklık başlayacak. Ağzından bal damlıyor bugün. Aynı zamanda teşekkür ederim. Astroloji güzel yorum veriyorsa onu ifade ediyorum. Devam et. Özellikle evliliğinde hiçbir problemi olmayanlar, sadece maddi konulardan eşleriyle sıkıntı ve sorun yaşayanlarımız bizleri izliyorsa, sorun olan her şeyi karı koca karşılıklı çözümlemek isteyeceksiniz. Çocuklarınıza ait problemleri, sorun olan her şeyi de ortadan kaldırmak isteyeceksiniz. Aile ve akrabalarınızla ilgili ilginç olaylar gündeme gelebilir. Hı hı. Aman kimsenin hiçbir işine karışmayın. Yardımcı olacağım diyerek sorun ve sorumluluk çekmeyin üzerinize. Haftanın 3. ve 4. günü ile birlikte, hele ki bir koç burcuysanız, çevrenizdeki arkadaşlarınızdan ve akrabalarınızdan karı koca ilişkilerinde geçimsizlik yaşayanlar varsa onları birleştirmek için arabuluculuk yapmamaya, dertlerini, sorunlarını dinlemeye, fikren nasıl yardımcı olmak istiyorsanız yardımcı olmaya ama çiftlerin arasına girmemeye özen gösterin. Spotumuz ise kötü olan siz olursunuz. Aynen yani. Öyle. Özetle. Çünkü gezegenlerin kombinasyonu ve yeni ayın enerjisi size çok yenilik katarken başkalarının işine karıştığınız takdirde suçlanabilir, problem çekebilir, sorun yaşayabilirsiniz. Spot'a geçmeden önce sağlıkla ilgili ne söylersin koçlara? Ciltlerine, cilt sağlıklarına dikkat etsinler. Alerjik etkiler söz konusu olabilir. Hı hı. Vücudunuzda hatta bu sabah kaşıntıyla uyanmış olabilirsiniz. Gezegen kombinasyonlarından dolayı alerjik bir durumunuz yoksa ve alerjik bir test yaptırmayı ihmal ediyorsanız etmeyiniz efendim. Peki, spotumuz? Spotumuz bu hafta. Başkalarının işine karışmayın. Kendi işlerinizle ilgilenin. Peki, başkalarının işine karışırsan sorun yaşayabilirsin. Evet, suçlanabilirsin. Bütün suçun sen olabilirsin. Aynen diyorsun. Öyle. Kabahatli sen olabilirsin. Genelde hep öyle olmaz mı? Karı koca didişir didişir birbirini şikayet eder. Evlerine gidince öpüş kokuş durumuna geçer. Sonra Necla bunu demişti. Evet. Fadime bunu söylemişti. Ahmet de bunu demişti al sana diye. Sana dert. Dert. Şimdi bak koçlar sağlık konusunda iyiler. Yani küçük i̇yiler alerjik ama bir durum alerjik olabilir. Etkilere dikkat. Kariyerlerinde çok önemli bir viraj noktasındalar. Çok ama önemli olumlu bir virajdan bir viraj. Dönecekler. Aşk hayatında da güzel olumlu gelişmeler var. Sadece dikkat etmesi gereken tek şey başkalarının işine karışmaması. Aynen peki, öyle. Koçları aldık. Burcum ne diyor köşesi için sorularınızı gönderdiniz. Arkadaşlarım derlediler, toparladılar ve sorularla devam ediyoruz. Az sonra 12 Burcu izleyemeyenler, kaçıranlar varsa tekrar edeceğiz. Nuray Sayar'ı program süresince neler söyledi, hangi konuda spot verdi, lütfen ayrılmayın ekran başından. Başak kadını ile ikizler erkeği uyumlu mu diye sormuş Nezahat Hanım. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı bayramlar diliyorum demiş şimdiden. İş ve çalışma olarak çok uyumlu. İlişki ve beraberlik için snop kendi dünyasındadır Başak. İkizler hareketlidir. Yani çok ortaya bir aşk çıkmaz. Evlilik olur ama hareketli bir evlilik olmaz. Peki oğlak kadını parayı mı aşkı mı tercih eder? Güçlüyse adam aşkı da tercih eder. Güçsüzse işi olmaz. Balık erkeği hangi kadından asla vazgeçemez diye sormuş seyirci. Onu özgür bırakan, serbest bırakan kadından asla vazgeçemez. Peki koç kadını aşkta mantık mı duygusallık mı bekler? Hem mantık hem duygusallık. İkisi bir arada. İkisi bir arada. Peki ikizler kadınının şanslı renklerini sormuş Züleyha Hanım. Hayırlı bayramlar dilemiş. Teşekkür ediyoruz. Renkli renkler. Ama onlara canlı renkler yani. Canlı renkler. Mesela? Kırmızı, mavi, fuşya, fuşya, yeşil, canlı hareketli renkler. Peki yengeç kadını için sormuşlar.
Yengeç kadınları niye iş hayatında şanssız diye? Neden böyle düşünüyorsunuz? Şanssız Şanssız mı? değildir ki. Tutulmalar oğlak yengeç, yengeç oğlak aksında yaşandığı için zorlanmalar ve yüzleşmelerden dolayı kendilerini talihsiz ve şanssız hissedebilir ama şanssız Değil. değiller. Bir aslan kadını hayatındaki erkekten önce ne bekler? Gösteriş bekler, Öyle mi? lüks bekler, önemlilik bekler. Aslan kadınları, çünkü onlar kendilerini çek ediyorlar. Aynen. Acaba gerçekten bunu bekliyor muyum diye. Peki, şimdi aslan kadınlarından bahsetmişken aslan erkeklerinden de bahsedelim. Bir yay kadınıyla aslan erkeği aşk evliliği yapabilir mi demiş seyircimiz. Bayramdan sonra da düğünleri varmış. Nuray Sayarı ne diyor diyor bu Ateş evliliğe. ateş kesinlikle yapabilir. İkisi de mi ateş? Ateş, ikisi de ateş. Olur Olur, diyorsunuz. çok olur. Olur. Ve gümbür gümbür bir evlilik olur. Gerçekten mi? Aşkı da gürültülü, tartışması da gürültülü, Güzel. hareketli bir evlilik Canlı olur. olur öyle Canlı evliliklerde. olur. Peki yay kadınıyla aslan erkeği aşk evliliği. Ben onu sormuştuk zaten, pardon. Oğlak kadını paradan yana şanslı mı diye sormuş seyircimiz. Hep şanslıdır. Onun kenarında hep bir sotası vardır, gizlisi saklısı vardır. Evet, genelde hep çiftler sormuşlar. İkizler kadınıyla balık erkeği mutlu olur mu? İkizler hava mı oluyor? İkizler hava oluyor. Balık, Su oluyor. su. Hava ile su. Hava şimdi hava suyu iter. Fırtına çıkar. Çok mutluluk olmaz. Olmaz mı? Olmaz. Fırtınalı bir evlilik olur Fırtınalı yani. olur. Peki hangisi daha çok gürültü patırtı çıkartır? İkizler. İkizler kadını mı, balık erkeği mi? İkizler. İkizler kadını. Peki. Aslan kadını hangi burçta mutlu olamaz demiş seyircimiz. Yengeçle olamaz. Balıkla Bir de olamaz. bunu dinlerken kocanız veya Akreple karınız olamaz. yengeçmiş mesela. Ama zaten onlar didişiyordur. Gerçekten mi? Sürdürüyordur, didişiyordur, Bir daha sürdürüyordur. söyle aslan kadını. Aslan akreple, balıkla ve yengeçle, suyla olamaz. Evet, son sorumu da geçiyorum ve enlere geliyorum. Başak kadını cimri mi diye sormuş seyircimiz. Tutumludur, programlıdır, cimridir ama. Tutumlu programlı diyelim, cimri demeyelim. Haftanın enlerine hazır mısınız ekran başı ve stüdyo? Haftanın enlerine hazırsanız bu haftanın en şanslarını ekrana getiriyorum. Hemen. Bu hafta iki burcumuz var. Gerçekten şans konusunda çok şanslılar. Ayakları yerde, daha doğrusu ayakları yerden kesilecek. Hem aşkta hem işte bütün güzellikler onların olacak. Kim geliyor? Boğa, Kova. Evet. Tebrik ediyorum sizi. Bu hafta haftanın en şanslısı sizsiniz. Haftanın en şanssızları kim? Bu hafta gerçekten sizin için zor geçecek. Zor. Haftanın şanssızları sizsiniz. 10 gün sürecek. Gelsin mi ekrana bakalım? Gelsin. Haftanın en şanssızı Akrep. Hesaplaşacağı için hayatla. Peki, haftanın en paralısı kim? Merak ediyor musunuz? Para adeta Bunları. peşinizden kovalayacak. Boğa, ikizler, yay, Kova. kova. İş hayatında da çok şanslı oluyorsunuz bu hafta. Çok. Gözünüz aydın. Haftanın en mutlularını getiriyorum. Onlar şanslı olunca bir yandan da mutlu da oluyorlar. Hem şanslılar hem mutlular. Anladınız siz. Boğa ve kova. Kova ve boğa. Bu hafta ritim çok iyi yani onların hayatında. Peki haftanın en mutsuzu kim? O şanssız olduğu kadar Mutsuz. mutsuz da, ama bir arkadaşı da var onun yanında. Biri daha var. Evet, balık. Biliyorsunuz akrep hem şanssızdı hem mutsuz. Mutsuzluk listesine balığı da ekledi Nuray Sayarı. Bu hafta balık, yaşayacakların seni biraz mutsuz kılabilir. Evet. 10 gün mü sürecek o da? Bir 10 gün sürecek. Allah kolaylık versin. Haftanın en uyumlu burçları kim? Siz ve partneriniz eğer şimdi göreceğiniz burçtansanız bu hafta acayip bir uyum yakalıyorsunuz yani. Adeta evinizde böyle aşk rüzgarları esebilir. Yengeç ve aslan, değil mi? Normalde Haftanın. hiç uymazlar ama gezegen kombinasyonlarından dolayı uyumlu olacaklar bu hafta. Peki en uyumsuzları kim? O şanssız, mutsuz, aynı zamanda
uyumsuzlar listesinde de yer alıyor. Ama hangi burçla birleşince uyumsuzluğu iki kat daha artıyor? Görelim mi? Evet, Akrep ve Kova bu hafta uyumsuz. Çok uyumsuzlar. Eğer siz ve eşiniz bu burçtansanız dikkat etmeniz gerekiyor. Peki aşkta kimler kazanıyor? Aşkta yüzü gülecek olan burçlar kim? Bir görelim bakalım. Evet, Boğa, İkizler, Aslan, Yay, Kova bu hafta şahanesiniz hanımlar. Çok süper. Güzel bir hafta geçecek sizin için. Aşkta kim kaybediyor? Hem şanssız hem mutsuz. Tahmin edeceğiniz gibi Akrep ve Balık. Allah zorumuzu kolaylaştırsın. Amin. Şimdi